Gazeteci Fatih Altaylı, Türk siyasetine bomba gibi düşen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yorumladı. Bunu bekliyordum ama Devlet Bey'den beklemiyordum. Önce harcanabilir bürokratlara söyletilir diye bekliyordum diyen Altaylı. Ben Kürt meselesinde önce asker, sonra MHP bir şeyler söyler ve dışarıdaki uçlar da destek verir diye düşünüyordum. Ben bu çözümün önce TSK'da ardından milliyetçiliği temsil eden parti tarafından getirileceğini düşünüyordum. İlk atışı Bahçeli'nin yapacağını düşünmemiştim ifadelerini kullandı. İktidarı böyle bir konuda bütün riskleri göze alarak bunu yapmaya iten paniğin sebebi ne diye soran Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü. Devlet Bahçeli Öcalan serbest bırakılsın dese bu rüyayı biri duysa Evli olsa eşi uyandırır, bey sen ne dediğinin farkında mısın der. O zaman bizim de devlet bahçeliye şunu sorma hakkımız var. 25-26 sene ne oldu, ne oldu da ne değişti? Daha önce ip atıyordu. İpi Öcalan cezaevinden kaçmak için kullansın diye atmıyorsa ip atıyordu. Diğer partileri demlenmekle suçluyordu. Dün ve bugün ne oldu? Bu arada ne oldu? Bahçenin bunu açıklamak gibi bir borcu var ne oldu ne değişti. Bu bana panik açıklaması gibi geliyor ve bu olan şeyleri engellemek için. Bu Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için mi yapıldı? Yeni plansa çok acayip. Her bahçenin kendisine destek veren, ailesinde şehitler olan, tabancasının kabzasına üç hilal koyan askerlere siz öldünüz ama bizim geldiğimiz noktada şu nedenden dolayı Öcalan serbest kalsın dedim demeli ifadelerini kullandı.